Serhat umudumuz, Akın Hoca gururumuz, Levent Hoca her şeyimiz. Biz de Lavi TV'deyiz, biz de Ergül'üz. Ben de Lavi TV'yi izliyorum. Ben de Lavi TV'yi izliyorum. Ben de Lavi TV'yi izliyorum. Her zaman Lavi TV'yi büyük bir keyifle izliyorum. Siz de Lavi TV'yi izleyiniz. Lavi TV, bölgemizin ve üniversitemizin gururu. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora programıyla Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. Eşsiz güzellikteki doğal çevresi, konforlu ve güvenli ortamıyla Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine gerçek bir kampüs deneyimi yaşatıyor. YÖK onaylı uluslararası akredite diploması ve uluslararası anlaşmaları sayesinde mezunlarına dünyanın her yerinde iş ve akademik kariyer imkanı sunuyor. Kesintisiz burs olanaklarıyla öğrencilerinin eğitimlerini zorlanmadan tamamlamasına yardımcı oluyor. Kuzey Kıbrıs'ın batıdaki eğitim meşalesi Lefke Avrupa Üniversitesi, öğrencilerini bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, üretken, yaratıcı, yeteneklerinin farkında olan ve sorumluluk sahibi sosyal bireyler olarak geleceğe hazırlıyor. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Bilimsel çalışmalarımda beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. Kıbrıs'ın Lefkeli bir kızı olarak bu bölgenin kalkınmasına öncülük ettiği için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. Saatinde güvenli bir kampüs ortamı sağladığı için okulumu seviyorum. Spor benim yaşam tarzım. Sporun tüm olanaklarını sunduğu için okulumu seviyorum. Gastronomi alanında Türk ve dünya mutfağından bize her türlü pratiğe imkan sağladığı için okulumu seviyorum. Üniversite hayatımı evim gibi hissettiğim, konforlu yurtlarda geçirebildiğim için ve buna bir servet harcamadığım için okulumu seviyorum. Seren farklı lezzetlere ve sağlıklı beslenme çeşitlerine ulaşabildiğimiz kafelerimizi seviyorum. Birçok kaynağa erişim imkanı sağlayan zengin bir kütüphanemiz olduğu için okulumu seviyorum. I love
my university as EUL supports me in international areas and creates internship and postgraduate opportunities worldwide. Okulumu seviyorum. Mesleğimi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunduğu için okulumu seviyorum. Üniversitemi Kıbrıs İş Dünyası'nın öncelikli ihtiyaçlarına önem verdiği için seviyorum. Okulumu seviyorum. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor. Serhat umudumuz, Akın Hoca gururumuz, Levent Hoca her şeyimiz. Biz de Lavi TV'deyiz, biz de Ergül'üz. Ben de Lavi TV'yi izliyorum. Ben de Lavi TV'yi izliyorum. Ben de Lavi TV'yi izliyorum. Her zaman Lavi TV'yi büyük bir keyifle izliyorum. Siz de Lavi TV'yi izleyiniz. Lavi TV, bölgemizin ve üniversitemizin gururu. Sayın hocalarım, değerli basın mensupları, ve siz kıymetli öğrencilerimiz. Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu tarafından düzenlenen diksiyon ve etkili konuşma konulu seminer ve atölye çalışmasına hoş geldiniz. Seminer ve atölye çalışmamızı TRT kurumunun deneyimli baş spikerlerinden Fikret Alan yürütecek. İzninizle Fikret Alan'ı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Kayseri Bünyan doğumlu Fikret Alan, genç yaşta spikerlik mesleğine atılarak TRT kurumunun Türkiye'deki çeşitli bölge müdürlüklerinde baş spikerlik ve program yapımcılığı görevlerinde bulundu. Fikret Alan ayrıca İzmir ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Şeref Divanı üyesidir ve Türkiye'deki üniversitelerin iletişim fakültelerinde etkili konuşma dersleri de vermiştir. Onca yoğun programına rağmen bizi kırmayıp üniversitemizin davetini kabul eden Sayın Fikret Alan'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi etkinliğimizi başlatması için Sayın Fikret Alan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Şimdi bir konuşmacı için, bir sunucu için, bir spiker için sesin uyumu, sözcüklerin doğru ve kusursuz kullanımı ve bütün bunların harmanlanabilmesi, dilini her tür yanlıştan kurtarmak kaydıyla söz konusu olabilir. Günlük konuşmamızda gerçekten bu son derece önemli. Geçmiş birlikteliklerimizde günlük konuşmamızda yanlış kullanımları sizlere anlatırken ne kadar rahatlıkla gülüverdiniz. Bu benim çok hoşuma geldi. Ama hepiniz biliyorsunuz ki onları çok sık kullanmakta hemen çevrenizdeki birçok insan, hatta siz bile. Bunu kabul etmeyen var mı aramızda? Ben asla kullanmıyorum bu tür sözcükleri ya da o sözcüklerin öyle söylenişini asla kullanmıyorum diyen çıkabilir mi? Bence çok zor. Kaçımız üniversite diyoruz ki? Bunun farkındayız galiba, değil mi? Şimdi dilerseniz ünlü seslerimizi, ünlü harflerimize geçelim. Ünlü harflerimiz son derece önemli ve daha sonra bazı tekerlemelerle A'ları, E'leri, Ö'leri, Ü'leri, I'ları, İ'leri irdeleyelim.
Türkçemizde kalın ünlüler. Örneklemek isteyen sevgili dostum var mı acaba? Bir tane daha ekleyin lütfen. Çok doğru ilerlediniz. Çok teşekkür ediyorum. A, I, O, U. İnce ünlüler. Çok teşekkür ediyorum. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Türkçemizin ünlüleri. Geniş ünlüleri. Örnekleyecek arkadaşım var mı aranızda? A, bravo, çok güzel ve çok teşekkür ediyorum. A, E, O, Ö. Dar ünlüler. Çok güzel. I, İ, U, Ü. Teşekkür ediyorum size. Küçük ünlü uyumundan söz etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, dikkatle dinleyecek olursanız burayı çok sevinirim. Çünkü aynen not aldığım şekilde size aktarmak istiyorum. Fazla sözcüklerle, fazla anlatımlarla kafa karıştırmakta niyetinde değilim. Hele hele hiç arzu etmediğim bir haldir bu. Bir kelimenin hecesinde düz ünlü varsa, nedir düz ünlüler? A, E, I, İ. Sonraki hecelerdeki ünlülerde düz, kelimenin ilk hecesinde yuvarlak ünlü varsa, O, Ö, U, Ü. Sonraki hecelerde yine yer alan ünlülerde kalınlık ve inceliklerine göre dar, yuvarlak yani U, Ü'de olduğu gibi düz ya da geniş A, E'de olduğu gibidir. Örnekleyecek olursak, yaramazlık, saldırganlık, bilgilenmek, seslenmek, yuvarlak düz genişlere örnek veriyorum. Çöplük, toplamak, topluca, gülümsemek, özlemek gibi. Dilimizde küçük ünlü uyumuna aykırı Türkçe sözcükler de var tabii. Örnekliyorum. Yağmur, çamur, kabuk, tavuk, avuç, kavun. Küçük ünlü uyumuna aykırı bazı kelimelerden örnekler vereceğim. Ümit, radyo, alkol, mühim, mühim, kabul gibi. Feyza Hepçilingirler hocamızı tanıyan var mı? Eserlerinden okuyan var mı? Türkçemizin çok büyük ustalarından bir tanesidir. Bu konudaki kitapları gerçekte ülkemizde son derece, yani Türkiye'de çok çok ünlüdür. Ben de kendisini çok yakından tanırım. Son kitap fuarında da ikimiz de konuşmacıydık, birlikteydik. Onun İsyancı Kök diye nitelendirdiği Yor Eki çok ünlü bir Türkçe öğretmenidir kendisi. Büyük ünlü kuralına uymaz bu Yor Eki. Geliyor. Bakın, geliyor, benziyor, satıyor, korkuyor. Korkuyor da biraz uyar değil mi? Kısa ve uzun ünlülerden örnekler vermek istiyorum size. Türkçemizde uzun ünlü ses yok arkadaşlar. Ama Arapçadan, Farsçadan edindiğimiz ve Türkçeleştirdiğimiz ve artık Türkçemizin içerisinde çok rahatlıkla kullandığımız sözcüklerde bol miktarda var.
uzatılarak söylenen Arapça, Farsça ya da başka dillerden girmiş sözcükler dışında ek aldıklarında uzayan bazı sözcüklerimiz var. Mesela insan. Ama insaniyet dediğimizde insanda a uzuyor. Değil mi? Cevap. Takı. Cevabı. Cevaben. Hayal. Hayali. Mekan. Mekanı. Masum. Masumiyet. Bir de ünlü türetmemiz Türkçemizde söz konusu. İstasyon. Doğrusunun ne olduğunu Fransızca bilen arkadaşlarım daha çok söyleyecektir bize. Aslı station, İngilizce değil mi? Stasyon, geçiş hali, Türkçeleşmiş hali, ünlü türetmesiyle istasyon. Skala. Skala. Türkçe'de hangi sözcüğü ünlü ekleyerek mi, hangi sözcüğü üretmiş olabilir? Iskala mı yoksa iskele mi? Bir de bazı sözcükler vardır ki sevgili dostlar, anlamı pekiştirmek için sözcük başına benzer hece getirilerek yapılan bazı sözcükler de ünlü türemesine neden olur. Buna ünlü türemesinde türemesiyle yapmaya hepimiz razı oluruz bir yerde. Sapsağlam. Ne yaptık orada? Ünlü türettik değil mi? Azcık. Öpçük. Bravo. Çepçevre. Yap yalnız. Teşekkür ederim. Cuma'nın ertesine biz ne deriz? Kahvenin altına sütlü bir aşa ne için diye sorar, nasıl sorarız? Asıl olan ne? Ne asıldır? Harika. Çok teşekkür ederim. Geniş ünlülerin daralmasından söz edeceğim şimdi sizlere. Arayacak. Arayacak. Buradaki ı, y'den sonraki ı, gizli bir ı'dır. Ne deriz biz kısaca ona? Arayacak. Başlayan. A'nın ı'ya dönüşümü. Anlayabilmek. Sulayan. Bunu yüksek sesle tekrar eder miyiz lütfen? Suluyan. Sulayan ne oluyor? Suluyan. A, U'ya dönüşüyor. Bilmeyerek. Anlıyor. Başlıyor. Dinliyor. Koklayıyor. Söylüyor. Söylü, söylüyor. Çok teşekkür ediyorum. Ünlülerin söylenişine gelince dilimizde kaç A vardır sizce? Tekrar eder misiniz?
Kimden duydum ben? Sizden duydum. Bunları söyleyiniz lütfen. Katılan var mı? Bir de I'ya dönüşen A'dan söz ettiniz. I'ya dönüşmüşse o A değildir artık, dönüşmüştür. Açık A, kapalı A. Yani bir normal A, bir de ince A diye söz edebiliyoruz. Örnek. Aba, abla, yaya, abanoz, araba, kalın, kafa, organ, badana. Normal A, şu anda telaffuz ettiğimiz A'dır. A. A. Bir de ince A vardır. Peki uzun A'dan söz eder misiniz? Nane, mana, nadir, name, cahil, sabit, katil. Çoğaltmak mümkün. Sizi rica edebilir miyim buraya lütfen? Buyurun lütfen. Eyvah. Yüksek sesle. Mikrofon mu vereceksiniz? Çok teşekkür ederim. Lütfen. Al şu takatukaları takatukacıya götür, takatukalat da getir. Takatukacı takatukat... Baştan alayım mı hocam? Lütfen. Pekala. Al şu takatukaları takatukacıya götür, takatukalat da getir. Takatukacı takatukayı Yapamayacağım galiba. Bir başka tekerlemeye geçiniz lütfen. Tamam. Göz gezdiriniz, okumak istediğinizi lütfen. Dilediğinizi okuyunuz. Altmışar altmışar atlandırılan alttan... Ne yapılan? Dıgıdak dıgıdak atlandırılan mı yoksa adlandırılan mı? Altlandırılan demiş. Alttan alta alınmış aydınlatmacılar alışkanlıklarını anlamlaştırmalı. Yapamayacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu konuda bana yardımcı olmak isteyen sevgili bir dostumuz var mı? Lütfen buyurun. Hayır, ezberlediklerinizden değil, verdiklerimi okumanızı rica ediyorum. Lütfen, buyurun. Buyurun lütfen. Bakınız burada dilediğinizi bir tanesini tercih ediniz. Hazırsanız buyurun. Al şu takatukaları takatukacıya götür takatukacı. Pardon. Ezberimde yanlış var. Al şu takatukaları takatukacıya götür takatukalat da getir. Takatukalatçı takatukacı. Şimdi arkadaşım bildiğini ben söyleyeyim. Al şu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da getir. Fakat orada yazılan bu değil. Buyurun. Ezberlemek değil. Asıl olan gördüğümüzü okumak. Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen. Şu altmışları okur musunuz bize? Çalışmadım.
olduğum yerden sonra. Bakınız lütfen. 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 60, dinliyoruz. 60'lar 60'lar altlandırılan alttan alta alınmış aydınlatmacılar. Lütfen tekrar okuyunuz. Doğru tonlayalım lütfen. 60'lar 60'ar altlandırılan alttan alta alınmış. Lütfen tekrar okuyunuz. Değil mi? Yakaladınız siz de. Evet. Ne yazıyor orada? 60'ar 60'ar altlandırılan. Neymiş doğrusu? 60'ar. 60'ar 60'ar. Evet, devam edin. 60'ar 60'ar altlandırılan alttan alta alınmışlık alınmışlıklarının bize bir tekerleme söyleyiniz, bildiğiniz bir tekerleme. Al şu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamam derse. Doğru mu derse, sizce? Neden? Al şu takatukaları takatukacıya takatukalat. Takatukalat. Mıya. Mıya. Teşekkür ederim. Katılımda bulunan bütün arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Teker teker aynı zamanda. Birlikteliği bu şekilde değerlendirmek kadar yararlı başka bir şey yok. Dilimizde iki E var sevgili dostlarım. Açık E ve kapalı E. Açık E'yi telaffuz ederken dilimiz biraz ileridedir. E. Kapalı E de biraz daha geride. Gece penceredeki tekir kedi tenceredeki eti yedi. Burada bütün E'ler nedir sizce? Açık mı kapalı mı? Şimdi kapalı E'ye örnekler veriyorum. Evet. Erkek. Her. Emek. Ekmek. Ben. Eski. Elbise. Bu E'lere dikkat ediniz lütfen. E'den tekerleme okumak isteyen lütfen buyurun. Söyleyemem ama şimdi. Yandı. Ben siz az yok mu hocam? Efendiler, eğer el ele verip de gerine gerine geri geri giderek eleme meleme demeden eleyi elden ele, seleyi selden sele, yeli elden yele iletmekle ve de ince ipeyi inceden inceden eğre eğre hele ikide bir de hey heylenerek sen de artık dedemden dedene çek bu derdi çekebildiğin kadar derseniz neme gerek böylesi benim değil mi efendim? Teşekkür ederim. Eğer eleşkirtli eleştirmen Eşref'le Edremitli elekçi Erdi'yi Ege'nin en iyi eğercisi biliyorlarsa ben de Ermenekli eskici Erdem Ergene'nin en iyi elektrikçisidir derim. Der. Teşekkür ediyorum. Penceredeki tekir kedi tenceredeki eti yedi. Penceredeki tekir kedi, tenceredeki eti yedi. Kapalı E, açık E. Penceredeki tekir kedi. Penceredeki tekir kedi, tenceredeki eti yedi.
Ne yapıyorsunuz? İddiasına giriyor. İddianızı söyler misiniz lütfen? Neden? Pencere ile tencere arasında söylediğiniz zaman ne fark var? Pencere diyorsunuz, tencere diyorsunuz. E'ler nasıl değişiyor burada? Pekala, bir pencere diyiniz, bir de tencere diyiniz. Tenceredeki e'leri kapatınız bakalım. Tencere. Alfabemizin son derece önemli seslerinden bir tanesi I sesi. O örneği vereceğim. Kalemi nerede, nasıl kullanacağınız, niçin kullanacağınız örneğini vereceğim lütfen. Eğer aranızda konuşurken çenenizi, dilinizi yayvanlaştırma adetine sahip olan varsa, dilini pek fazla kullanmayan ve gevşek gevşek konuşan böyle arkadaşımız varsa, bu arkadaşlarımızı hiç gülmeyelim ama doğru eleştirmek adına kalemle kendisini eğitmesini rica edelim. Kalemi yan alacak, çok geriye kadar getirmeyecek, dilin ve dudakların oynayışına belirli bir sınır kazandırmış olacak ve o sesi çıkarabilmesi için metni okurken kullanmış olduğu bütün sesleri doğru çıkarabilmesi için dilin alması gereken şekli ve hali aldırmaya çalışacak kalemle daraltmış olduğu ağızda. Dudağın alması gereken şekli aldırmaya çalışacak kalemle ağzını daraltmış olmasına rağmen. Ve bu şekilde tekerleme çalışacak. Ondan sonra bu arkadaşımızın konuşmasında dilini, dudaklarını ve özellikle çenesini rahatlıkla açtığını, açarak konuştuğunu ve de gereksiz yayvanlaştırmalar yapmadığını göreceksiniz. Falan olmayacak. Bunu çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bütün seslerin yerinden doğru ve tam anlamıyla çıkabilmesi için, özellikle ünlülerin tam anlamıyla doğru bir şekilde çıkabilmesi için ağzımızı yeterince açmamız gerektiğini, dudaklarımıza alması gereken şekli tam olarak vermemiz gerektiğini. Benim dudaklarımı görüyorsunuz. Belki bıyıklarımdan dolayı üst dudağımı göremiyorsunuz ama bıyıklarımın hareketinden zaten dudaklarımı ne kadar çok kullandığımı görüyorsunuz. A, O, U, I, İ, E. Bütün bunları söylerken çenemizi açmamız ama yeterince açmamız, dudaklarımıza belirli şekilleri vermemiz gerekiyor. Bi, be, ba, bo, bu, bö, bü, bı. Hoş görünüz lütfen. Kalemi nereye koyduğumu bulamadım. Bi. Bi. Gülerek. Bi. Bi. Be. Be.
Açıyoruz ağzımızı. Ba. Çok fazla değil. Ba. Yuvarlaklaştırın. Bo. Hafif öne uzatın lütfen. Özür dilerim. Ovalleştirin. Bö. Bö. Hafif öne uzatın. Bu. Biraz daha öne uzatın. Bü. Birden geri çekin. Bı. Aşağı doğru. Gülüş. Hafif. Normal. Hafif açık. Yuvarlak. Oval. Uzun. Daha uzun. Üzgün. Bi, be, ba, bo, bu, bö, bu, bü, bı. I ünlüsünden tekerleme okumak isteyen sevgili arkadaşım. Buyurun lütfen. Ismarlama ırgat. Ismarlama ırgat ışıklının ıssız ırmağında ıkına ıkına ıvır zıvırını ıslattı. Bir kere hata yapmadığını düşünüyor sevgili arkadaşım. Ama sizce doğru mu okudu? Neden doğru okumadı? Güzel. Çok hızlı ve ı'lar çıkması gereken şekilde çıkmadı, değil mi? Ağzını açmıyor. I son derece dı 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 oluyor. Başka bir tekerlemeyi ı sesine dikkat ederek okursan çok sevinirim. Iğdır'dan ıhlamur, Ilıca'dan ılgıncar, Işıklı'dan ısdarlık, ısırgan ısmarlayan ırkçılar ısmarladıklarını ıssızca ıncalızla ısladılar. Şimdi burada bir teşekkürü hak ediyor arkadaşım. Tekerlemeyi doğru okuduğu için değil, ı'ya dikkat etmeye başladığı için. Fakat bu sefer tekerlemeyi yanlış okudu. Çok teşekkür ederim. Bir başka sevgili arkadaşım, bir tekerleme vereceğim. Siz lütfen buyurun. Ha pardon, siz de daha sonra gelirsiniz. Siz de olursunuz. Buyurun. Ispanağı ısıtmadan okursan sevinirim. Ispanağı. Ispanağı ısıtmadan ılık ılık ısıra ısıra yiyeceğime, Iğdır'ın ılık ırmağında ıspasmoza tutulmuş gibi gezen ıstakozları ığıl ığıl avlar, ızgaralar yerim. Ne anladık? Ben de anladım. Tekrar rica edelim kendisinden. Ispanağı ısıtmadan ılık ılık ısıra ısıra yiyeceğime, Iğdır'ın ılık ırmağında ıspazmoza tutulmuş gibi gezen ıstakozları ığıl ığıl avlar, ızgaralar yerim. Şimdi anladık galiba, değil mi? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun lütfen siz. Son tekerlemeyi rica ediyorum lütfen. Evet. Iğdır'dan ıhlamur. Önce bir göz gezdiriniz lütfen. Peki. Şimdi lütfen.
Iğdır'dan ıhlamur, Ilıca'dan ılgıncar, Işıklı'dan ıstarlık, ısırgan ısmarlayan ırkçılar, ısmarladıklarını ıssızda... tamam, bir dakika. Baştan. Iğdır'dan ıhlamur, Ilıca'dan ılgıncar, Işıklı'dan ıstarlık, ısırgan ısmarlayan ırkçılar, ısmarladıklarını ıssızda... Incalız'la ısladılar. Söyleyemediğim buydu. Incalız'la ısladılar. Peki, çok teşekkür ediyorum size. Fakat sevgili arkadaşımızın bazı kelimeleri, tonlayışları doğru muydu sizce? Değildi galiba. E ünlüsünden bir tekerleme vermediğimi düşünüyorum. Çok küçük bir tekerleme vereceğim. Edepli, edebi, edepsizden edinmiş. Edepli, edebi, edepsizden edinmiş. Lütfen yüksek sesle. Doğru tonlayarak. Buyurun lütfen. Edepli edebi edepsizden edinmiş, değil mi? Edepli edebi edepsizden edinmiş. Teşekkür ederim. E'den tekerleme örneği vermek isteyen var mı? E ile sorunu olan var mı? Efendim? Hayır, oraya geçmeyeceğiz daha. Kimdi bir berberden söz eden? Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Sizi rica ediyorum. Hayır, buyurun, buraya buyurun lütfen. E'den bir tekerleme rica edeceğim sizden. Berberle ilginiz yok. Efendiler. Efendiler, ben onu söyleyeceğim. Tamam. Lütfen şimdi söyleyiniz bir bakalım. Buyurun lütfen. Efendiler eğer el ele verip de eli de eline geri geri giderek eleme meleme demeden elini elden ele, seleni selden sele, yerini yelden yele itmekle ya da ince ipliği inceden eğriye eğriye hele ikide bir de bir şey anladınız mı? Anladığınız bir tek kelimeyi söyleyin bana. Okudunuz mu? Sizce. Pekala. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Gördüklerini, okuduğunu düşünüyor arkadaşımız. İ ünlüsü ya da O veya Ö ünlüsünden tekerleme okumak isteyen sevgili arkadaşım var mı? Efendim? Buyurun efendim. O ünlüsünden tekerleme okumak isteyen sevgili arkadaşım. Buyurun lütfen. Ok meydanından. İkinci tekerleme. Lütfen. Ok meydanından Oğuz eline otostop yap, oltada volta at,
olta al. Orhan Gazi'de Orhan Eleli, Orhan'a otostop öğret. Sonra da Osmancıklı Osman'a otoylu, fotoylu, toytoylu saydık. Bana bu tekerlemeden anladığını anlatmak isteyen bir arkadaşım var mı? Ne anladınız? Toy toyu anladınız sadece. Evet. Hepsini anlamışlar. Hepsini anlamışlar diyor arkadaşım. Kutluyorum. Tebrik ediyorum. Ö ünlüsünden tekerleme okumak isteyen arkadaşım var mı? Bütün bunları neden yaptığımızı açıklayacağım birazdan sizlere. Buyurun lütfen. Özbek köyündeki Özbek Ödemişli örgütlüde. Önce göz gezdiriniz lütfen. Özbek köyün Özbeöz Ödemişli öngörülü öğretmeni Özgür Arslan ile Özgül Aslan özellikle özerk ön öğretimde öylesine özverili, övünç verici ve övgüye değer kişiler ki öğretim üyeleri için de örnek onlardır diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Yalnız kalınız. Şimdi tane tane okuyunuz. Bazı örnekler vereceğim sevgili arkadaşlarıma. Özbek köyün Özbeöz Ödemişli öngörülü öğretmeni Özgür Arslan ile Özgül Aslan. Şimdi bakınız arkadaşlar burada Özgür Aslan ile Özgür. Türkçe'de ile'yi okumayınız. L'laştırınız. Şimdi o şekilde okuyunuz lütfen. Özbek köyün Özbeöz Ödemişli öngörülü öğretmeni Özgür Aslan'la Özgül Aslan özellikle özerk ön öğretimde öylesine özverili, övünç verici ve övgüye değer kişiler ki öğretim üyeleri için de örnek onlardır diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Bence başarılı bir değerlendirmeydi. Aksini iddia eden, aksini konusunda görüş belirtmek isteyen var mı? Çok teşekkür ediyorum. Ü ünlüsü üzerine herhangi bir tekerleme okumak isteyen var mı? Ü ünlüsüyle ilgili bir tekerleme okumak isteyen sevgili kardeşimiz, arkadaşımız. Buyurun lütfen. Buyurun lütfen. Siz? Evet, buyurun lütfen. Ya Ürdünlü'den ya Ünyeli'den söz et. Buyurun lütfen. Okuyorum. Lütfen. Ünyeli olmakla ünlü Ümit Ünlü'nün 3 gün 3 gece üzüm üzüm üzülmesi üstüne ümidi kalmayan annesi umursamaz Ümmü Gülsüm ürküp de oğlu için mi üzüm nerede üzüm, ürküp mü? Ürküp yazıyor. Ürküp yazıyor. Ürküp de oğlu için mi üzüm üzüm üzülsün yoksa kendi ümitsiz ürkek haline mi gülsün? Şimdi tane tane bir tekrar tonlayarak okur musunuz lütfen? Ünyeli olmakla ünlü Ümit Ünlü... Acele etmeyiniz, heyecanlanmayınız, tamam. Heyecanlısınız. Heyecanınızı saygıyla evet. Karşılıyorum. Ama daha tane tane olmaya dikkat ediniz lütfen. Ünyeli olmakla ünlü Ümit Ünlü'nün 3 gün 3 gece üzüm üzüm üzülmesi üstüne, ümidi kalmayan annesi umursamaz Ümmü Gülsüm, Ürgüp de oğlu için mi üzüm üzüm üzülsün, yoksa kendi ümitsiz ürkek haline mi gülsün? Çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, Türkçemizde ünlüler, ünlülerin söylenişleri son derece önemlidir. Karşımıza bazı bu konuda fikir ileri sürmek isteyen arkadaşlarımız çıkabilir. İşte 4 tane, 5 tane A'dan söz edebilir, 2 tane, 3 tane E'den söz edebilir. Dikkatle dinlemek gerekir. Bazı sözler doğrudur. Bazı iddialar doğrudur. Ama biz açık A ve kapalı A'yı bilelim. Açık E ve kapalı E'yi bilelim. Sana özellikle söz söylemiyorum. Onu da sizin bilmenizi rica ediyorum. Fakat
ünlülerin telaffuzları, ünlülerin ağızdan çıkış hali ve şekli son derece önemlidir. Bütün ünsüzlerin söyleniş şekilleri son derece farklıdır. Ünsüzler de son derece önemlidir ama ünlülere çok dikkat etmemiz gerekir ki tümce tonlamasında hataya düşmeyelim, sözcükleri yanlış değerlendirmeyelim. Az önce vermiş olduğum örneklerde de gördüğünüz gibi, eğer A'yı uzatmadığımız takdirde anlamın nasıl farklılaştığını, E'yi uzatmadığımız ya da daraltmadığımız takdirde anlamın nasıl farklılaştığını az önce vermiş olduğum bazı kelimelerde son derece açık şekilde gördük. Yazılış aynı fakat A uzayınca ya da E uzayınca ya da daralınca anlam nasıl da farklılaşıyor. Türkçe'de ünlülerimiz son derece önemlidir. Tekerlemeleri okumamızdaki kasıt da buradan kaynaklanıyor. Eğer o tekerlemeleri ben tekerlemeyi okuyacağım, doğru okuyacağım, takılmayacağım diye işte ünyeli olmakla ünlü ümit ünlünün üç gün önce üç gece üzüm üzüm üzülmesi falan gibi bir şekil okuyacak olursak, üye dikkat etmeyecek olursak ne söylersek söyleyelim aklımızda kalabilecek tek bir kelime veyahut da o tekerlemeden, o tümceden bir yarım cümle dahi ya da anlamla ilgili en ufak bir ifade dahi bizde aklımızda kalmayacaktır. Çünkü hiçbir şekilde değerlendirilmemiştir. Yarınki birlikteliğimizde artık önemli olan bir kısma, çok önemli bir kısma geçiyoruz. Tümcelerin, yani cümlelerin, ton anlamına göre tonlanması, yani doğru konuşma. Bir cümlede ne zaman vurgu yükselir, nerede niçin düşer, nerede düz gider, nerede kesik kesik yükselir, bütün bunları doğru bir şekilde nitelemeyecek ve yerinde kullanmayacak olursak o cümleyi farklı anlamlarda kullanmış oluruz. Yani biz bir cümle sarf ederiz, bir şeyler söylemeye çalışırız. Fakat ben sana şunu anlatmaya çalıştım kardeşim, sen onu nasıl bu şekilde anlarsın ki diye de ardından tartışmak zorunda kalırız. Oysa ki o cümle o kelimelerden oluşan sade bir cümledir. Küçük bir vurgu hatası cümlenin anlamını tamamıyla değiştirebilir. Bunun için vurgulamalar ve tonlamalar son derece önemli. Yarın bu konuyu birlikte işleyeceğiz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deneyimleyerek ve gözlemleyerek öğrenme fırsatı sunan modern altyapısı, evrensel eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerini her alanda destekleyen bir üniversite. Lefke Avrupa Üniversitesi. Dünyanın hızla değişen gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan bölümleri 11 ön lisans, 36 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora programıyla Lefke Avrupa Üniversitesi 38 farklı ülkeden 5000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyor. Eşsiz güzellikteki doğal çevresi, konforlu ve güvenli ortamıyla Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine gerçek bir kampüs deneyimi yaşatıyor. YÖK onaylı uluslararası akredite diploması ve uluslararası anlaşmaları sayesinde mezunlarına dünyanın her yerinde iş ve akademik kariyer imkanı sunuyor. Kesintisiz burs olanaklarıyla öğrencilerinin eğitimlerini zorlanmadan tamamlamasına yardımcı oluyor. Kuzey Kıbrıs'ın batıdaki eğitim meşalesi Lefke Avrupa Üniversitesi, öğrencilerini bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, üretken, yaratıcı, yeteneklerinin farkında olan ve sorumluluk sahibi sosyal bireyler olarak geleceğe hazırlıyor.
Lefke Avrupa Üniversitesi'nde üniversite hayatını mutlu ve verimli şekilde geçiren öğrencilerin okulunu sevmek için birçok farklı nedeni vardır. Üniversitemi seviyorum. Çalışmalarımda beni desteklediği ve öğrenci laboratuvarlarını son teknolojik ekipmanlarla donattığı için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. I love my university because of our dynamic campus life and unforgettable friendships. Lefkeli bir kızı olarak bu bölgenin kalkınmasına öncülük ettiği için okulumu seviyorum. Okulumu seviyorum. Günün her saatinde güvenli bir kampüs ortamı sağladığı için okulumu seviyorum. Spor benim yaşam tarzım. Sporun tüm olanaklarını sunduğu için okulumu seviyorum. Gastronomi alanında Türk ve dünya mutfağından bize her türlü pratiğe imkan sağladığı için okulumu seviyorum. Üniversite hayatımı evim gibi hissettiğim, konforlu yurtlarda geçirebildiğim için ve buna bir servet harcamadığım için okulumu seviyorum. İstediğimiz her an farklı lezzetlere ve sağlıklı beslenme çeşitlerine ulaşabildiğimiz kafelerimizi seviyorum. Birçok kaynağa erişim imkanı sağlayan zengin bir kütüphanemiz olduğu için okulumu seviyorum. I love my university as EUL supports me in international areas and creates internship and postgraduate opportunities worldwide. Okulumu seviyorum. Mesleğimi deneyimleyerek öğrenme imkanı sunduğu için okulumu seviyorum. Üniversitemi Kıbrıs iş dünyasının öncelikli ihtiyaçlarına önem verdiği için seviyorum. Okulumu seviyorum. İyi planlanmış bir gelecekte hayata bir adım önde başlamak için Lefke Avrupa Üniversitesi sizi bekliyor.